Ben dedim ki oğlum ilk ben gittiğimde oraya ilk defa head coach olan bir Erdem abiye gidiyordum. Kimse bana ne yapıyorsun yani ne yapıyorsun diyorlardı. Sonra sezon iyi başlayınca ilk medanımız herkes doğru karar vermişsin. Aslında o iş öyle olmuyor oyun başında yani. Yalnızlığa bir yolculuk çekiyorsun, gidiyorsun, ev aç, ev kapat, bu dertlerle uğraşıyorsun. Konfor alanından çıkıyorsun. Farklı bir maceraya gidiyorsun Ankara'ya. Yayıncılık kariyerinde garantiledin bu cümlelerinle birlikte. Mesela bu sezon içinde maç içinde atışmalarımız oldu. Bana top veriyor. Yani boş atmıyorum, bir şekilde ona geri veriyorum, boş atıyorum. Ben diyorum ki sana onu atman için veriyorum diyor. Ben de diyorum ki ben de sana geri sen atman için veriyorum hani. Erdem abi bana işte der mesela Telekom'dayken Eurocup'ta mesela şey diyordu. Erkan ilk 5 başlıyorsun, bugün 3'te başlıyorsun. 5. dakikada işte Nate'i alacağım, 4'e geçeceksin. Son 2 dakika kart oynayıp ilk 10 dakikaya çıkmadan devam ediyorsun diyordu bana yani. Sokrates'ten merhaba. Kia'nın katkılarıyla hazırladığımız Konfor Alanı'nın yeni bölümünde sizlerleyiz. Bugün sevgili Erkan Yılmaz'dayız. Bizim için de ilginç bir yayın olacak. Çünkü yani samimiyeti gizleyebiliriz ama gizlemek programın kalitesini düşürür. Çok yakın arkadaşlarımdan biri. Ben de öyle olduğumu düşünüyorum. O yüzden hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir hafta içi sabahı. Evet, güzel. Bebekte. Bebekte. Güzel bir arabayla. Aynen. Sohbetimize başlayalım. İlk defa da bu koltukta ben varım. Evet. Genelde ben solda oluyorum ama bu seferlik ufak bir sakatlık maceramızdan dolayı galiba seni oraya almış olmakta bulunduk ama... Daha da iyi bir şoförsün tabii ki yani. Ama arabamızın güvenlik şartları, tabii, özellikleri çok üstün düzeyde olduğu için evet, yani... bence her şey çok iyi. Aynen. Yani ben arabamıza güveniyorum. Bugün Kia Niro EV ile yolculuğa başladık. Şu anda bebek trafiğinin herhalde ilk bölümündeyiz. Biraz daha ilerleyeceğiz. Yani şimdi konfor alanının konsepti itibariyle aslında çok güncele değinmiyoruz. Sadece güncelde kalmıyoruz. Biraz daha böyle aslında kronolojik gidiyor. Yani Türk basketboluna sen çoğunlukla işte hani Banvit dönemiyle aslında tanınmaya başladın. Daha doğrusu Bandırma dönemiyle tanınmaya başladın ama bir öncesinde Antalya var. Ben biliyorum oralarında çok çetrefilli ve senin için önemli yıllar olduğunu. İstersen ilk dönemden başlayalım yani basketbola başlangıcından. Yani basketbola başlangıcım o zamanlar rahmetli Doğan Akkemen sayesinde babamla bir arkadaşı vardı, ortak arkadaşı. Ben o zamanlar futbola gidiyordum klasik, her Türk erkek çocuğunun olduğu gibi. Yani onun sayesinde Antalya'da o zaman tabii ki de yeni bir takım, yeni bir şeyle bayağı iyi bir seneler. Sen de hatırlarsın 8'den playoff'a gidip sürekli Fenerbahçe ile eşleştikleri zaman. Altın Bilekler diye altyapı programı vardı. Benim basketbola başlangıcım öyle oldu. Sürekli Antalya'daydım. Çok değerli Antalya koçlara çalıştım. Bu arada İstanbul'da efsanelerden bazı altyapı. Urşit Baytok'la, Ali Urşit Baytok'la. Onu da tekrardan buradan alalım. Onunla da çalıştım. Hani Antalya'da çok güzel organizasyonlar oldu. Tabii ki de ama bunu Antalya'da sona getirmek ya da bir üst seviye adım atmak kolay değildi. Tabii ki de bir de ne yazık ki ülkemizin sporla alakalı sıkıntılarından dolayı belediye seçimi, böyle şeyler kulüplerin kaderini belirliyor. Bizim de benim de Antalya Büyükşehir Belediyesi böyle bir kaderle faaliyetlerini son verdi. O sırada tabii ki de Antalya'da başka bir kulüpler bölgesel takımı açmaya çalıştı, bir şeyler. Sonuçta Antalya'da gençlere inanıp bir şeyler yapmaya çalıştı. Cemil abi vardı bizim orada. Bizim de Ahmet Gürgen'le altyapıdan çok arası iyiydi. Biz de zamanında şampiyonlara gittiğimizde Banvit'e karşı ben oynamıştım, biliyorlardı. Biraz geçti, genç takımın son senesiydi. Başlangıcıydı. Şey oldu. Ahmet abi gün telefonla konuşurken böyle işte hani kıvırcık vardı, bonus vardı öyle kodlamayla hatırladı. Dedi ki gelsin bir bakalım. Yani ondan sonra babama gittim hani böyle danışmaya. Baba ne yapalım, ne edelim? Git oğlum dedi. Hayatında bir kere de keşke demezsin dedi. En kötü kaybedeceğim bir yıl olur dedi. Koş dedi yani. Öyle bir gidişle o şekilde profesyonel basketbola adım attın ama genç takımın son senesi nasıl, ne olacak, çok garip bir ortam, bilmiyorsun, sürekli evindeydin, sonra başka bir yerdesin, Bandırma'dasın, yani
çok zor bir hikayeydi benim için. Ama yani sonunda hikayenin buralara gelmesi, bu şekilde olması tabii ki de inişleri çıkışları oldu. Ama çok hani başlangıcı buydu aslında hikayenin yani. Ya ben Alperen ve Şeymuz'la da konuşmuştum o ilk gidiş dönemini. Özellikle Şeymuz epey ilginç şeyler anlatmıştı. Ne kadar zor olduğunu. Şeymuz'la biz beraber evet, geldik. Evet, aynı. Yani ben sezon başı geldim. O zaman biz TB3L'de takımımız vardı. Batman'a maça gittik. Biz aynen. Şeymuz bizde oraya geldi. Şeymuz bizde evet. Oradan döndü falan. Yani Şeymuz o sene gel bize dahil oldu. Yani tabii kolay bir adaptasyon olmuyor. Dediğim gibi kendi ailesinde, ortamında olan biri bir anda lojman hayatı, basketbola odaklı bir hayat. Hani çünkü sen şimdi o işi bir hobi olarak görüyorsun, bir yani spor olarak görüyorsun ama iş Banvit gibi çok profesyonel bir altyapıya gelince o senin hayatının bir, çok üstün bir parçası oluyor. Yani hatta ben şöyle söyleyeyim, ben Fen Lisesi'ndeydim, Anadolu Lisesi'ndeydim şeyde Antalya'da, iyi de bir puanım vardı. Banvit'e gidince hani böyle bizim okul takımımızdan dolayı düz liseye almak zorundayız dediler. Hakkını kaybedeceksin dediler. Yani o kadar riske almışken ben ondan bile vazgeçtim. Çünkü hayatın temeline oturuyor. Ama bunun neticesinde çalışıp şeyleri, imkanları çok farklı olduğu için yani hepimiz zaten şu an dediğin gibi görüyorsun Şeymuz, Alperen, hani saymakla bitmeyecek çok isim var. Sadık, Furkan Altalı, Rıdvan, Cem, Mete Antol, herkes bu işten oradan çıkan, hepimiz aynı zamanların oyuncusu olduğumuz için zaten sonuç ortada. O yüzden çok başarılı bir şekildeydi. Umarım güzelle buradan alalım onları da. Yani peki şunu da soracağım. Şimdi Türk basketboluna baktığımızda belirli dönemde işte önemli skorerler çıktı. İşte İbrahim Kutlay, Serkan Erdoğan, ara oyuncular yani forvet pozisyonunda oynayıp guard özellikli oyuncular Hidayet Türkoğlu gibi, uzunlar Mehmet Okur işte yani Ömer Aşık, Oğuz Savaş, çok fazla kişi sayabiliriz profil. Ama bizde çok böyle hani atletik yetenekleriyle ön plana çıkan işte hani sert 3 numaralar, 4 numaralar böyle yani oyunu bu bağlamda değiştiren profilde çok fazla oyuncu yok aslında milli kategorilere de baktığımızda. Hani ara ara tabii ki çıkıyor ama çok kalıcı olanlar da olmadı şimdiye kadar. Bunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Yani sen ekstra bir atletizm yeteneğinin olduğunu hani hangi dönemde fark ettin ve bu konuda bir yönlendirme oldu mu mesela? Yani ben yani tabii ki de atletizmle geliştirebilir bir şey. Yani ama yüzde bazında yani çok fiziğinle kilon kadar geliştirebilecek bir şey değil. Bu biraz yetenek, Allah vergisi bir şey. Tabii ki de geliştirilebilir. Yani ben hep atlettim yani hatırladım belki ama tabii ki de bunun bir belli değişimi oluyor. Belli bir fiziğinin oturmasıyla oluyor gücünün, atletizminin. Ama yani fark ettim de herhalde genç takımda falandım yani. Şu yüzden sordum. Biraz hani senin sokak basketbolu geçmişinde olduğu için. Hani, evet yani şimdi şöyle söyleyeyim. O da belki etkendir bilemiyorsun. Aynen. Antalya'nın kum idmanları belki sokağın basketbolu bilemiyorsun. Havasından suyundan da olabilir. Yani ama sadece nasıl söyleyebilirim? Bu konuda beni bir şekilde yönlendiren asıl atletizmi gördükten sonra Banvit'e gittiğim o sene işte Menderes abi bize sezon ortası A takımda koç değişikliğiyle Semih abi bize A takıma yolluyoruz. Semih Soksu'yu Menderes abi bize geliyor. Ya yani Menderes abinin demesiyle ben senden sadece rebound alıp savunma yapmanı, geri kalan hiçbir şeyine karışmayacağım. Ama bana sadece bunları sağlaman lazım. Enerjini getirmen lazım dedikten sonra benim orada hani ne kadar o zaman o yaşta onu benimseyecek ya da onu kafana oturtacak bir durumda olmasan da orada kafama oturmuş ki belli ki ben ondan sonra o şekilde daha fazla süre sorumluluk alıp hani takımdan hem sıyrılıp hem de bir sonraki sene kendimi A takımda bulma fırsatını yakaladım yani. Herhalde ilk şeyde Menderes abinin bana dediği o mevzu olabilir yüksek ihtimal. Yani belki o yaşlarda tam anlayamadım ama zaman geçtikçe basketbolu daha farklı liglerde, daha farklı seviyelerde oynadıkça bunu anladım. Bu benim sahada barınmamın şey olduğu için ben de biraz daha bu oyuncuya dönüşmeye başladım. Tabii ki de ondan sonra her gelen koçtu, her gelen çalıştığım takım, oyuncu, insan da bana çok farklı şeyler kattı ve öğretti. Tabii Bahçeşehir sezonu Avrupa Kupası'nda kazanılmasıyla birlikte herhalde aklında ilk böyle özel sezon olarak yer edecek yıldır diye düşünüyorum. Sportif başarı, kulüp başarısı olarak baktığımızda. Sonrasında tabii Telekom var ama aslında Bahçeşehir'deki o şampiyonlukla birlikte hani birçok takımın seni istediği bir oyuncu haline geldi. İstanbul'dan işte teklifler vardı. Ama ben o yazı çok iyi hatırlıyorum yani Telekom'a gittiğin yazı. Çok sık konuşmuştuk bu konuda. Erdemcan'ın oraya gitmesi herhalde senin kariyerinde
bir kırılma anı oldu ki zaten şu anda da Anadolu Efes'te baş antrenörün. Biraz Erdem Can'ı dilersen işte o Telekom transferini ve sonrasını konuşalım. Ya benim evet, ben şanslı insanlardan biriyim diye diyebilirim. Çünkü hani sen daha da biliyorsun, kırılma anları bazen bazı insanların hayatında bir defa olur. Böyle hani özel anlar. Ama ben de o, ne yazık ki ben o şans trenini ne yazık ki diyorum ama yani şans trenini çok yakalayan insanlardan biriyim yani. Mamak var, Bahçeşehir bir dönüm noktası benim için. Geçen sene Telekom'da bir dönüm noktası. Belki bu sene de benim için tekrardan farklı bir seviyede olmak. Burası bu sene de benim için bir dönüm noktası. Ondan sonra Erdem abi yani Bahçeşehir'de evet tek sütten sonra Mamak'tan sonra tek süte gidip o sene Bamlet'in adım değişikliği. Bir şekilde süre şansı bulamadım ama yabancılarımız gittikten sonra Bahçeşehir'de kaldım. İlk sene istenilen takım istenilen şekilde olmadı. Ama ikinci sene cidden çok iyi bir takım kurduk. Hani her şey çok güzeldi bizim için. Çok da istediğimiz gibi oldu. Nasıl söyleyeyim size? Çok her sene ben basketbol anlamında bir şey öğrenmeye çalıştım. Sen biliyorsun benim hani ne kadar basketbolu sevdiğimi, dışarıda ne olursa olsun maç izlemeye giderim, evde izlerim. Yani biz o sene çok güzel takımdık. Tabii ki de tecrübeye sabit bu iş. Sen de daha net biliyorsun yani. Çünkü oraları oynamaya başladığında o zaman oluyorsun. O zaman kendine güvenin, kalp atışın, heyecanın, onlar kendine geliyor yani. Hani Bahçeşehir o sene belki bir Avrupa Kupası şampiyonluğu benim hayatım bir şey oldu. Geçen sene Euro Cup'a hazırladı. Geçen seneki Euro Cup beni bu seneki Euro League macerasına hazırladı. Ama bu sene de girdim daha hala o heyecan, o kalp atışı benimle beraber oluyor. Sen de biliyorsun o sezon bitti. Bahçeşehir'le yolumuza devam etmeme kararı aldık. Hani nasıl olacak, ne olacak? Ben de hani kendim de oturup düşündüm. Güvendiğim insanlardan da akıl fikir almaya çalıştım. Ama benim en çok izlediğim yol hep bu zamana kadar oturup koçu dinlemeye çalıştım. Hani onun menajerimle, Onur abiyle konuştuğumda dedim ki abi ben kimler teklifler var? İşte şimdi söylemeyelim bu takımlardan var. Abi ben hepsinin koçuyla oturup konuşmak istiyorum. Bir yemek, FaceTime, telefon hani nedir ne değildir oturmak istiyorum. Bir tanesinin daha koçu belli değildi. Yani öyle bir şeyler vardı. O süreci bekledik, koçunu bekledik. Hani koçu belli olsun da biz de şey yapalım. Ben de diğer takımları yavaşlatıyorum o sırada. Yani ondan sonra Erdem abiyle oturduk yemek yedik. Erdem abi bana benzediğim oyuncuların Kalinicvari olduğumu, ondan sonra yani gördüğü şeyleri söyledi, aklındaki planları söyledi. Biraz da özellere girmeyeyim o kadar da. Yani oturduk bir yarım saat 45 dakika yemek yedik. Yani bu benim cidden dönüm noktam oldu. Hatta milli takım kampında da bu muhabbet konuşuldu yani. Hani Erkan dedi hani oraya gitmeyip de oraya giderek Telekom'a giderek ne doğru bir karar vermişsin dedi. Ben dedim ki oğlum ilk ben gittiğimde oraya ilk defa head coach olan bir Erdem abiye gidiyordum. Kimse bana ne yapıyorsun yani ne yapıyorsun diyorlardı. Sonra sezon iyi başlayınca ilk menajerimiz herkes doğru karar vermişsin. Aslında o iş öyle olmuyor en başında yani. Riskli bir karar veriyorsun. Yani sonuçta bir de konfor alanı dediğin şey bu. 2 senedir 3 senedir İstanbul'dasın. Evini kapatıyorsun. Yeni ev açıyorsun. Şimdi profesyonel sporcunun böyle bir dertleri var. Yalnızlığa bir yolculuk çekiyorsun. Gidiyorsun ev aç ev kapat. Bu dertlerle uğraşıyorsun. Konfor alanından çıkıyorsun. Farklı bir maceraya gidiyorsun Ankara'ya. Yayıncılık kariyerinde garantiledin bu cümlelerinle birlikte. Yani basketbol sonrasında garantiledin. Yani Telekom'da tabii şöyle de bir durum var. Sadece seninle de alakalı değil. Bütün takım yeni bir de. Yani koç yeni. Evet. Yabancıların hepsi yeni. Ve hani oradan mesela bir kimya tutturdu takım olarak. Euro Cup finali oynayan bir takımdan bahsediyoruz. İşte ligde çok büyük galibiyetler aldı normal sezonda da. Yani biraz aslında o takımın ya bilmiyorum bunun oranı nedir yani binde bir midir artık yani ben hatırlamıyorum Telekom gibi bu kadar hani seçme elle sanki seçilmiş gibi karakterlerin bir araya geldi. Çünkü iyi oyuncu bir noktadan scout edebiliyorsun bakabiliyorsun ama hem iyi oyuncu hem iyi karakter bulmak çok çok zor bir şey takım sporunda ve hani Telekom yabancıların ne kadar ilk günden itibaren kenetlendiğini ve belirli bir hedef çerçevesinde beraber yürüdüğünü çok erken kanıtlamış bir takım. Çok özel bir takımdı. Ya çok özeldi cidden yani. Ben onu Telekom'u şeye benzetiyorum. Saat mekanizmasına benzetiyorum. Yani çarklar ve her şey öyle bir oturmuştu ki. Yani biri olmadığında zorluk çıkıyordu. Ama herkes olduğunda saat çok muhteşem izliyordu. Tarihinden, gününe, saniyesinden. Yani her şey çok iyiydi. Yani ortam çok güzeldi. Belki Ankara'nın olması, hepimizin aynı bölgede oturmamız yani. Hepimiz yaklaşık olarak 500 metrekare, 3 site. Hepimiz aynı yerde oturuyorduk. İdmana gitmemiz, gelmemiz,
Bir de Ankara'dan şöyle bir gerçek var. Yolculuklar. Yavru bir Euroleague oynuyorsun Ankara'da yani. Yani. Aktarmalı yolculuklar. Biz hani 11 saatte Ankara'da evimize 12 saatte döndüğümüzde teşekkür ederim. Hani Allah'ım şükür bugün erken döndük. İyi döndük yani diyorduk yani. Bizim bir Gran Canaria sezon içi yolculuğumuz var. 23,5 saatte gittik. Yani yavru bir Euroleague oynuyorsun. Ama orada uçakta geçilen vakitler, hani beraber olunan anlar. Çok özeldi soyunma odası her şey. E şimdi böyle bir şey de varken basketbol olarak da herkes çok dediğin gibi eşsiz parçalardı. Zaten bu herkes bu sene gittiği takımlarda gösteriyor, yaptığı etkilerle bunu gösteriyor yani bir şekilde. Hem adapte oluşuyla kısa sürede hani Jaren, Tyreek, ben bir şekilde sonuçta bir üst seviyeye geçiyoruz ve aynı şekilde devam etmeye çalışıyoruz. E Tony ile Axel belli bir şekilde Bahçeşehir'de kalitelerini ve takımı yükseğe çekiyorlar. E Nate bir şekilde şimdi işin içinde oraya alışmaya çalışıyor. Yani özel oyuncularla özel bulunmuş bir takımdı. Bilmiyorum, vardır illa böyle güzel sezonlar. Hani ben hep bunu şey yaptım hayatımda. Hep şey dedim yani. Mamak sezonu benim için çok güzeldi. Aile dostluk. Evet. Evet güzel bir anı ama daha güzelini bir sportif başarıyla yakaladım Bahçeşehir'de mesela. Telekom daha da farklı bir anı. Ya umarım böyle hep güzel anıları kafamda biriktirip hep öyle takımlarda kalmak isterim yani. Ya şimdi kariyerini konuşurken aslında daha da net bir şekilde fark ediliyordur. Aslında hiç kısa yolu tercih etmedin. Yani hep bir takımdan diğer takıma geçişte ya ufak, irili ufaklı yukarıya doğru adımlar var. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Hani FIBA Europe Cup. FIBA Europe Cup'tan sonra mesela direkt bir şekilde bir Euroleague takımında yedek oturabilirdin. Yani olabilirdi. Bu ihtimal de olabilirdi. Ama öncesinde işte hani Bandırma, FIBA Europe Cup, Euro Cup, şimdi Euroleague. Yani ben hani bu tür gelişimlerin ya da bu tür adımların zaten kalıcı olduğunu düşünüyorum ki bugün de aslında bunun sağlamasını görebiliyoruz. Yani o kısa yolu tercih etmemek, hep oynamak sanki bu işin sırrı gibi. Bence öyle yani. Dediğim gibi hem tecrübe hem de bu sana gösterilen değer ve saygı. Bu değer ve saygı çok önemli bir iki kelime benim hayatımda yani. Her zaman buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani çünkü değer gördüğün yerde sen de kendini değerli hissediyorsun ve ona göre bir zaten ben hani duygularıyla oynayan bir oyuncu olduğum için mücadelemle, saldırganlığımla oynayan bir oyuncu olduğum için değer görmek benim için öyle ve en bazında bütün hep kariyerimde bu dışında da bunun sıkıntılarını çektiğim için süre benim için, rol ve süre benim için çok önemliydi yani. Bunun neticesinde hep doğru yerlere gidip doğru kararlar vermeye çalıştım. Ki doğru kararlar verdiğime de hani arkama dönüp baktığımda görüyorum ki bugün buralara kadar gelip bir şekilde bu seviyede forma şansı bulmak için Anadolu Efes'te mücadele edip oynayabiliyorum. Bu benim için hani cidden çok özel bir şey. Hani daha da başına döneyim hikayenin sana. Ben ilk Antalya'dan çıktığımda Bamit'e girdikten sonra o zaman Onur Alp'in amcası benim Antalya'da antrenörümdü. Dedi ki Mehmet abi, dedi ki Erkan bir Efes'e de gel. Hani girdim Efes'e. Olmadı. Bamit'e geri döndüm. Bir şey oldu. Hani Anadolu Efes tabii ki de o zaman kolay değildi. Bir şeydi. O zamanki zaten altın jenerasyonu diyor. Evet. 96-97 Anadolu Efes'in. Olmadı. Bamit'e gittim ama sonuçta tekrardan buraya gelebilmek, bu formayı giyebilmek. Hani işte ne zaman kulüpten birileri konuşumda söyledim. Hani o tahtaya çakma anını şimdi duvara döndürmüşler yeni kulüpte. Yani onları görmüştüm. Şimdi onlar gibi biri olabilmek, o seviyede altyapıda oynayan çocukları görmek. Biz idmana gittiğimizde onların merhaba demesi, ben onlara beyler nasılsınız, iyi misiniz? Yani çok güzel. Yani umarım herkese böyle bir kariyer, bir şey kısmet olur. O yüzden gurur duyduğum, mutlu olduğum şey yani arkaya dönüp baktığımda seviniyorum verdiğim kararlara. Ve bunlar benim için hep önceliğim oldu. Adım adım da buraya geldim. Bir de hep küçük küçük hedefler büyüttüm dediğin gibi yani. Aynen. Europe Cup'tı, Euro Cup oyuncusu olalım bir bakalım. Hani TBL'ye indim, TBL'de bir bakalım. Süper Lig'i bir daha deneyelim, kaldık. Yani hep hedef büyüttüm, hep bir hedefim oldu ama hep bir hedefi büyüttüm kendime. Umarım böyle devam eder. Yani tabii ki de her zaman böyle olacak diye bir şey yok ama hedeflerim doğrultusunda her zaman bu sahada olup sahada oyundan keyif almak, zevk almak, devam etmek istiyorum. Şimdi sadece Türk basketboluna özgü değil tabii ki bu. İşte Yunanistan'da da örnekler olabilir, Sırbistan'da da örnekler olabilir ama sonuçta yabancı oyuncularla Türk oyuncular arasında sezon devam ederken bazı gruplaşmalar olabiliyor. Sonuçta daha iyi anlaştı, kültürel olarak daha yakın olduğu kişiler bir grup haline gelebiliyorlar. Ama mesela benim açımdan sen çok istisnai bir örneksin. Hem bildiğim hikayeler var hem de bence dışarıda da bu hissediliyordur. Sen gerçekten ara bir oyuncusun. Yani belki köprü oyuncu denebilir yabancılarla Türk oyuncular arasında.
Hani bunu biraz anlatır mısın? Yani sosyal zekanın yüksek olmasıyla alakalı mı bu? Yani neden sence hani bu rol hep sana, Telekom'da bu böyle, Efes'te bu böyleydi, Banfit'te bu böyleydi. Böyle bir tema var bence. Yani genelde ben zaten sen de biliyorsun, seninle tanışmamız da ortak dilin basketbol olduğu şeyde bir şekilde ortak diğer noktaları yakalayabiliyorsun. Seninle de bu şekilde tanıştık zaten basketbolun aracılığıyla. Şimdi soyunma odasında şöyle bir gerçek var. Bir yılda gördüğün takım arkadaşını belki hayatın boyunca annenden, babandan, çocuğundan, karından daha fazla görüyorsun. Ne yazık ki yani. Böyle gecenin de otelinde yemeğin de belirsin. Şimdi ve şöyle düşünün, başka bir yerde, başka bir şekilde hep berabersiniz yani her ülkede. Şimdi böyle bir durumda konuşmak, etmek, benim de İngilizcem iyi. Tamam, basketbol ortak dilimiz var. Onların şeylerini de, esprilerini yakalayabilmek, onlarla konuşabilmek, onların gündemini takip edebilmek, NBA muhabbetine dahil olmak. O şekilde belli bir ilişkiler geliştiriyorsun. Sonuçta onlar da, sporcular da ne yazık ki bazıları ailelerini bırakıp geliyor, bazıları aileleriyle geliyor. Dışarı çıktığında, yemek yediğinde birileri oluyor. Sen takımdan biri olarak gidiyorsun, hep beraber takım aktivitesinde. Yani ben o konuda çok bilmiyorum, hani bilerek yapılan bir şey değil ama hissederek, yani onlarla beraber olmayı, sonuçta bir takımız. Dediğim gibi annemizden, babamızdan, çocuğumuzdan, karımızdan daha fazla onlarla beraberiz. Hani o yüzden o bir aile ortamı olmak zorunda ki benim bulunduğum takımlarda, hep başarılı olan takımlarda şu an adım, o aile ortamı olduğunda bu takım daha ileri gidiyor basketbol olarak, sportif olarak, insanlık olarak, ana olarak yani. Hani o zaman gruplaşmaya da bir şey olduğunda, o zaman bu sene sonuçta 10 ay geçiriyorsun takımlarla beraber. Yani zor geçen bir 10 ay olur hayatında. Hı hı. Unutmak istediğin bir 10 ay olur. Ama bunu ne kadar bir aile ortamına beraber vakit geçirebileceğin, iki espri yapabileceğin, gülebileceğin bir ortama getirebiliyorsan, o zaman zaten sahada kötü anda birbirinizin arkasını kollayabiliyorsunuz. O zaman iyi anınızda hep beraber sevinebiliyorsunuz. Kötü anınızda hep beraber birbirinizin kafasına vurarak hadi oğlum kendine gel diyebiliyorsun yani. Ama bu senede mesela oyuncu karakterliği de alakalı. Hep ben şansıma bu iyi karakterlerle çalıştım. Bu seneki Efes kadrosu da hani zaten efsane bir kadronun devamı, mirası devam ediyor. Yani çok az oyuncu gidip geldi. Ama yani öyle bir şey yaptılar ki, beni içlerine aldılar ki sanki ben de 5-10 yıllık Efesliymişim gibi hissediyorum onlarla beraber sanki. Yani ben de oradan da kendi takım arkadaşıma her yerde söylüyorum. Onlara da teşekkür ederim. Yani bu sadece benimle alakalı bir şey değil. Çalıştığım oyuncularla, onların karakteriyle de alakalı bir şey. O yüzden hep iyi niyetlilere, güzel insanlara denk geldim. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Son bölümde daha çok Efes'i konuşalım istersen. Yani şimdi bu kadro tabii bakıldığında Efes son 5 yılda Avrupa'nın işte en başarılı kulübü Real Madrid'le birlikte. İstikrarı işte Ergin Ataman dönemiyle birlikte artık en tepe seviyeye, zirve seviyeye çıkarıp 2 Euroleague şampiyonluğu kazandı bu takım. Ama kadro içerisinde de gerçekten hani forması emekli edilecek. İşte bundan 20 yıl sonra, 15 yıl sonra bugün nasıl Petar Namoski hatırlanıyorsa hatırlanacak bir Shane Larkin var. Yani şimdi Mitsic gittiği için o klasmanda bugün itibariyle saymıyorum ama onu da tabii ki oraya koymak lazım. Yani Rodrik Boboa'dır, işte Polonya'ya giden Bryant Dunst'ın daha evveliyatı var tabii ki. Ama Shane Larkin yani Efes tarihinin en özel yabancılarından beri. Belki kariyerini bitirdiği gün, inşallah da burada bitirir, bir numarada olacak. Hani onu biraz konuşalım. Shane'in takım içerisindeki etkisi, siz birebir de nasılsınız, neler öğreniyorsun onunla? Yani Shane soyunma odasında direkt sıra arkadaşım, öyle diyeyim, yanındayım yani direkt. Yani ben, yani biliyorsun sen de, böyle büyük oyuncuların büyük egoları olur. Hı hı. Shane hiç öyle biri değil yani. Hani soyunma odasında direkt, hele bu sene bilmiyorum, geçmiş senelerle kıyaslayamıyorum ama bu sene verilen kaptanlık rolüyle beraber, yani gerektiği yerde, hatta sadece takım arkadaşı olarak değil, basketbol olarak da bizi sırtlıyor. Takımı alıyor, sırtlıyor. Yani ben çok şey söyleyemiyorum, ilk Shane'le tanışmam benim milli takım kampında oldu. Hani ben genelde biliyorsun beni toptan kaçan bir herifim. Diyorum ki şey, burada sen varken ben fikirler oynamayacağım. Hani sen oyna, ben sana topu getireyim, dördüler yapıyoruz. Shane'le ben kısayım, iki tane de uzunumuz var. Shane diyorum, yani sen guard olma, ver topu ben getireyim. Sen fikirler oyna. Shane öyle bir şey ki, ya sen de oynayacaksın, sen de geliştireceksin, sen de oynayacaksın bunu dedi yani. Yani orada ben şok oldum. Yani sonuçta bir ego olur, bir şey olur, maç öncesi idman yapıyorsun. Der ki büyük oyuncu, ben oynayacağım her şeyi der yani. Anladın mı? Ama Shane'de hiç öyle biri yok. Mesela bu sezon içinde, maç içinde atışmalarımız oldu. Bana top veriyor,
At, yani boş atmıyorum, bir şekilde ona geri veriyorum, boş atıyorum. Ben diyorum ki sana onu atman için veriyorum diyor. E ben de diyorum ki ben de sana geri sen atman için veriyorum. Hani atacaksın diyor yani. Ben sana bunları yapman için veriyorum. Hani tabii bunlara alışmak, adapte olmak zor. Alışamıyorsun çünkü dediğim gibi televizyondan izlediğin efsane bir Shane Larkin var karşında. Hani onunla beraber tekrar sahada olmak, onları olmak. Ama dediğim gibi hiç büyük, çok büyük bir oyuncu. Çok özel bir insan kesinlikle. Hani hiç eşi benzeri olmayan bir karakter. Yani ama dediğim gibi hiç kaybolmayacak, muhteşem, inanılmaz, gerektiği yerde egosunu doğru bir şekilde kullanan, bunu sahaya yansıtan, gerektiği yerde hiç mütevazi bir insan. Dediğim gibi yani Avrupa'ya cidden gelmiş, sadece Efes'te değil Avrupa'ya gelmiş çok özel yeteneklerden biri yani. Tabii ki de bunu buraya bir şekilde olması, Efes'in başarıları yakalaması, Mitch'le dostluğu, her şey çok özel bir hikaye. Ama dediğim gibi çok büyük karakter. Yani dışarıdan gözüktüğü gibi bir o kadar ama bir o kadar da değil. Evet. Dengelerini çok iyi ayarlayan muhteşem bir profesyonel. Ya kariyer gelişimini konuşurken işte Erdemcan'ın etkisini biraz anlatır ama mevcut düzende, mevcut takımda senden beklentileri neler? Yani neler üzerinde daha çok konuşuyorsunuz? Gerek idmanda gerek işte maç esnasında. Yani mevcut düzende tabii ki de şimdi şöyle bir şey var. Efes, Fenerbahçe belli bir şartların farkında oynuyoruz. Farklı şartlarda oynuyoruz yani. Şöyle söyleyeyim. Euroleague'de çıkan kadro öyle, ligde çıkan kadro bir değil tabii ki de. Şimdi Erdem abinin sistemini de bilmemle beraber benim biraz daha Euroleague'de hani biraz daha enerji, savunma ve rebound kısmında olmam gerekiyordu. Yani onları aklıma yazıyordum. O da bana bunları söylüyordu zaten. Hani daha fazla o kısımda olmam lazım ki hani takıma daha fazla yardım edebileyim. Ligdeki rolüm ve şeyim daha da farklı. Yani ama Euroleague kısmında daha fazla enerji, savunma ve rebound kısmındaydım. Yani sen de biliyorsun biraz daha hani Gulugay diye evet. Senin lakaplandırmanla Draymond Green, Oğuz Doğuş'un da çok kullandığı. Yani şimdi bugünlerde biraz kötü bir şeye döndü Draymond Green mevzusu. Ya ikiniz de sakat olmasanız iyiydi tabii yani hani bu şey üzerine evet. Prime time Draymond Green de yani hani ligde farklı bir roldeyim, burada farklı bir roldeyim. Ama dediğim gibi doğru şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O yüzden Erdem abiyle genelde bunu konuşuyoruz ama sen de biliyorsun Gulugay, Draymond Green mevzusu olduğu için ligde bir anda kendimi top getirirken de bulabiliyorum. 5 evet. numaradayken de bulabiliyorum. Yani benim şeyim, ben sahada olmaktan ve basketbol oynamaktan keyif alıyorum. Ve nerede olursam olayım bunun maksimalini vermeye çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 1'den 5'e kadar. Yani genelde biliyorsun sistemi kıran değil, sistemin içinde oynayan, beni değerli yapan bir şey de bu zaten oyuncu olarak. Ben sistemin içinde iyi takım arkadaşlarımla beraber, iyi oyuncularla beraber, etrafında onlarla beraber değerli, onlarla da değerli kılan bir oyuncuyum. Yani o yüzden hani her yerde farklı bir görevim var. Yani o anda Erdem abi bana işte der mesela, Telekom'dayken Eurocup'ta mesela şey diyordu. Erkan ilk 5 başlıyorsun, bugün 3'te başlıyorsun. 5. dakikada işte Nate'i alacağım, 4'e geçeceksin. Son 2 dakika kart oynayıp ilk 10 dakika çıkmadan devam ediyorsun diyordu bana yani. Böyle bir ilk bir rotasyon kuruluyordu. Orada ben mesela ilk 10 dakika çıkmadan 3, 4, 5, 1 böyle dönüyordum yani. Hani şimdi o yüzden çok bir şey diyemiyorum. Bana o sırada sahada Erdem abi kimi alıyorsun? 4'ümü alıyorum. Ona göre odaklanıp işime devam etmeye çalışıyorum. Burada tabii ki Erdem abiye de çok teşekkür etmem lazım oyuncu olarak tabii ki de her antrenöre. Ama Erdem abi cidden basketbol zekası ve IQ'su olarak bana hani oyun farkındalığı olarak biz çok çalışıp çok izledik maçlarımızı, üzerine çok çalıştık setler, doğruluklar olarak çok geliştirdi beni. O yüzden hani 4, 5 her yeri kusursuz bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Ben de iyi de oynadığımı düşünüyorum bu kadar pozisyon değiştiren birine göre. Hep her şeyden de ufak ufak yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde ortaya bir karışım yapmaya çalışıyoruz. Umarım izleyenlere zevk veren bir şey yapıyorumdur. Afiyet olsun evet. Umarım beğeniyordur yiyenler. Bireysel hedeflerle devam edelim. Çünkü aslında ilk bölümde de söyledin. Hep işte hedef koyduğunu kendine. İşte FIBA Euro Cup sonrası, Euro Cup sonrası Euroleague. Bu geçişte konuştuk. Şimdi artık sonuçta Euroleague kadrosunda olan bir oyuncusun. Ama kişisel hedef olarak yani buradan sonrası için mesela bir sezon Avrupa'da oynamak var mı ya da hani kariyerinde şu şeyi kesin olarak yapmak istiyorum dediğin, altını çizdiğin bir konu var mı? Yani bunu sen daha önce de tabii ki de konuştuk. Sen de birazcık biliyorsun bu konuları. Hep bir adım adım gitmeye çalıştım. Şu an bir en yakın hedefim, ufak biliyorsunuz malum bir sakatlığımızdan dolayı, evet. En sağlam şekilde, en güzel şekilde geri dönmek. En büyük hedefim o. Ama tabii ki de Efes ve hani
ülkenin en iyi, en güzel takımlarından birinde olduğumdan dolayı şu an burada çok mutluyum. Devam edip bu EuroLeague şansını burada değerlendirmek istiyorum. Tabii ki de ileride yurt dışı gibi farklı şanslı olursa hep sana da söylediğim gibi bunu değerlendirmek istiyorum. Yani hatta bu sene başında vardı EuroLeague seviyesinde olmasa da bazı şeyler. Ama tabii ki de Efes'ten önüne, Anadolu Efes'ten önüne teklif gelince o işler ne yazık ki böyle olmuyor. Hani kabul ediyorsun. Bir de geçen sene çalıştığın koçla beraber gitme şansın varken tabii. Direkt Anadolu Efes şansı, dediğim gibi her oyuncunun hayalinde olan bir şey gerçekleştirme hedefin oluyor. Bu bir üst seviyede kanıtlama şansı olduğu için direkt bu sene burada Anadolu Efes'le beraberim. Ama bir sene tabii ki de hayatımda yurt dışında farklı bir şeyde, atmosferde denemek istiyorum kendimi. Umarım gerçekleştiririm bunu diyorum ve Sertaç Şanlı gibi de güzel bir örneği var yani. O da Efes'ten gitti. Rol model alıyor muyum? Kariyer yolunu bir şekilde almaya çalışıyorum. Burada iyi bir şekilde şanslarımı değerlendirirsem, forma şansı yakalarsam gitmek ister miyim? İsterim. Kalmak ister miyim? Kesinlikle en büyük hedefim, bireysel hedeflerimden biri de burada kalmaktır yani. O yüzden bilmiyorum şu anlık ama öncelikli hedefim sağlıklı bir şekilde dönmek. Evde televizyon başında elim ayağım titriyor yani, tahmin edebiliyorsundur beni. Yani yerimde duramıyorum, enerjimi atamıyorum. Yani bilmiyorum şey olur mu ama bir Türk filmindeki Carlos karakteri gibi topun bana gelmesini bekliyorum ellerimi avuşturarak. Aslında doğal bir geçiş oldu zaten saha dışına. Saha dışında ne yapıyorsun? NBA fantezi oynadığını artık zaten herkes öğrenmiştir, haftalık fantezide de bu yıl varsın ama hani ben bunda sınırlı olmadığını biliyorum sonuçta. Yani sağ dışı biraz daha şimdi çok ağır bir konsantrasyon, ağır bir duygusal iş yaptığın için sağ dışı biraz daha tabii ki de basketbolu bence daha fazla önümde tutuyorum ama biraz daha da hani ne bileyim evimde olup sakin bir şekilde PlayStation, oyun, dizi, film, yani biraz daha evcil oluyorsun çünkü şöyle bir şey var, EuroLeague'de çift maç haftası, lig, deplasmanlar, cuma, pazar maçları derken çok kendine vakit ayıramıyorsun. Zaten dışarı çıkacak ya da gezecek bir enerjin, gücün de çok olmuyor. Hani genellikle evimde kalmaya çalışıyorum. Biliyorsun PlayStation biraz oyunla alakalı güzel şeylerim var, bağımlılıklarım var. Deplasmana, yani, deplasmana giden çantalar falan filan. Hani o yüzden onları yapmaya çalışıyorum. Kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Hani biraz daha doğal bir ortamda sakin bir şekilde kalmaya çalışıyorum dediğim gibi. Çünkü profesyonel sporculuk kolay bir iş değil. Duygular ve her şey daha fazla girdiğinde ve sürekli %100'ünü vermek zorundasın bir şeylere. Hep hazır olmak zorundasın. O yüzden biraz daha evde, İstanbul şartlarında evde olmak zorundasın. Yani Ankara'da biraz daha belki dışarı çıkıp bir kahve iç, bir şey yapabiliyorsun takımdakilerle, yemeğe gidebiliyorsun. Bagel yiyebiliyorsun. Evet, evet. Yani sen de Ankara'ya geldin. Meşhur Ankara ziyaretinden dolayı bildiğin aynen, için. Aynen. Ama İstanbul'da bu pek kolay olmuyor. Dediğim gibi EuroLeague zaten hani çift maçı arka arkaya gittisi geldisi zor oluyor. Genellikle evde oluyorum diye tahmin ediyorum. Biraz da alışveriş, yani vadiye gidip bir kahve, çay, en azından bir insan ortamına karışmak gerekiyor bazen. Peki, benim sorularım zaten bu kadardı ama hep söylediğim gibi yani örnek bir kariyer. Ben Sertaç da çok güzel bir örnek oldu. Türk basketbolunda bence son yıllardaki en iyi örneklerden ikisi siz dersiniz. Çünkü hep çalışma üzerine kurulu, hep ilerleme üzerine kurulu kariyerler. Bence yani bu programın konsepti gereği de işte konfor alanından çıkmak üzerine kurgulanmış bir içerikten bahsediyoruz. Gerçekten ilham verici bir hikaye olduğunu düşünüyorum diğer Türk basketbolculara. Yani kimi örnek alalım diye çok fazla soru geliyor. Çok fazla bu konuları dışarıda konuşuyoruz genç arkadaşlarla da. Çok iyi bir örnek Erkan Yılmaz bence. Hem saha içinde hem saha dışında. Yani çok şey güzel konuştun. Bu öyle şeyler beni biraz geriyor, evet. Heyecanlandırıyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hakkın. Ya tabii ki örnek alınmak değil de hani ne bileyim biraz daha tecrübeyle beraber daha fazla hani sonuçta yaşanmışlıklar var. Yaşanmış bir şekilde buralara gelinmiş. Ben de bunu soran herkese zaten demeye çalışıyorum yani kendi tecrübe ettiklerimi. Çünkü acısıyla tatlısıyla hep bir konfor alanından çıkışım oldu hayatımda. Ne yazık ki bunu yazmamız lazım. Hani çok önemli bir şey. Biraz zor günler geçirilmeli ki iyi günlere gidilsin. Evet. Hep bir konfor alanını zorlamamız lazım ki bu tekrardan daha farklı bir şekilde olsun bazı şeyler. Mesela benim İstanbul'a gidişimi de sen biliyorsun. Evet. İstanbul'a gelişim de ay şey oldu. Hani o yüzden güzel şeyler ama hayatta her zaman bir mücadele.
bir azim, bir hedefi olması lazım insanın kesinlikle. Ve kendini geliştirmekten hiç vazgeçmemeli her konuda, her şekilde. O yüzden dediğin doğru, konfor alanından çıkış ve her zaman öğrenmeye açık olmalı yani. Ben bu yaşta oldum, bittim dememeli ve kendine hedefler koymalı kesinlikle. Ve hedefi gerçekleştirdikçe hedefini büyütmeli. Evet, İstanbul Boğazı'nda Kia Niro EV ile artık yolculuğun son saniyelerindeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Seni çok zorlamıyorum. Omzun çünkü zaten lazım bize. Türk basketboluna lazım bir omuz an itibarıyla. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür en kısa sırada umarım dönersin diyelim. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu bölüm bu kadar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Movement that inspires.